Seyirciler yeni bir 5L 1K programına hoş geldiniz. Türk-Amerikan ilişkilerinde geri sayım nihayet bu ay başladı. 14 Haziran'da NATO zirvesinde beklenen görüşme nihayet gerçekleşecek. Amerika'nın yeni başkanı Joe Biden'la e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez bir araya gelecek. Bu birliktelik çok önemli. Zira bugüne kadar pek çok ertelenmiş konuşulması için masada bekletilen konu var. Bunların başında S-400'den F-35 krizine kadar uzanan bir tartışmalı dosyalardan Doğu Akdeniz'deki gelişmelere, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerine ve en önemlisi Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile ekonomik ilişkilerine kadar pek çok konu konuşulacak, tartışılacak. Tabi bu arada Türkiye'de boş durmuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli CEO'larıyla online bir görüşme gerçekleştirdi. Türk Amerikan İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçın özellikle Trump döneminde Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde kritik rol oynayan isimlerden bir tanesiydi. Bu arka kapı diplomasisi olarak artık neredeyse diplomasi ...siyaset tarihine de geçmiş bir önemi atfediyor. Mehmet Ali Yalçındağ hala Türk-Amerikan İş Konseyi Başkanı... ...ve bu hafta da kendileri yeni dönemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şu anda Sayın Yalçındağ konuğu Mehmet Ali Bey hoş geldiniz. İlk olarak şunu sormak istiyorum sizlere. Bu hafta görüşmede CEO'lara Cumhurbaşkanı Erdoğan ne söyledi? Ne istedi acaba? Şimdi bu toplantı geçen hafta yapıldı. Aslında geleneksel bir toplantı. Her sene... Ee, Amerikalı şirketler Türkiye'ye ziyaret ederlerdi, fiziksel olarak yapılırdı bu toplantı. Fakat e, pandemi koşulları sebebiyle biliyorsunuz birçok toplantı gibi bu toplantıda video konferans aracılığıyla yapıldı. Biz de e, bu toplantıda fiziken bulunduk. E, i̇ş dünyasını temsil eden e, top başkanı, DEİK başkanı, dayak başkanı olarak ben e, biz de orayı temsil eden iş dünyasını temsil eden katıldık. Şimdi şöyle 26 tane. ...büyük global Amerikalı şirketin CEO'su e, toplantıya, en azından CEO seviyesinde toplantıya iştirak vardı. E, biz de açıkçası iş dünyası olarak merak ediyorduk e, böyle bir dönemde. E, tam NATO zirvesi öncesinde, iki başkanın e, görüşmesinin hemen öncesinde... E, ...aslında çok güzel bir zamanlamaydı iş dünyasının e, görüş, taleplerini ve isteklerini e, Türkiye'ye iletmeleri açısından... Ben çok olumlu bir toplantı gördüm. E, katılan bütün şirketler Türkiye'ye yaptıkları yatırımlardan büyük bir memnuniyet duyduklarını, e, Türkiye'nin e, genç nüfusunun e, tabii ki gelişmekte olan bir ülke olmasından dolayı günümüzde bazı ekonomik sıkıntılar olsa da ki biliyorsunuz sadece Türkiye'ye e, has değil, bütün dünyada yaşanıyor aynı sıkıntılar. Bütün bunlara rağmen Türkiye'ye yatırımlarını devam edeceklerini. Hatta e, birkaç tanesini söyleyebilirsem, mesela Hilton e, Türkiye'de 66 tane oteli bulunduğunu, 33 tane daha otel açacağını, Kargil aynı zamanda e, Türkiye'ye yaptıkları büyük yatırımları 60 yıldır Türkiye'de olduklarını, devam edeceklerini. Yani şunu gözledim bir iş insanı olarak, Amerikalı e, global CEO'lar Türkiye'ye yatırım yapmaktan memnunlar. 2000'in üzerinde bildiğim kadarıyla 2000 civarında Amerikalı şirket Türkiye'de mevcut, Türkiye'de e, üretim yapıyorlar ve yatırım yapıyorlar. Şimdiye kadar yaptıkları toplam yatırımın 50 milyar dolar civarında olduğu söyleniyor ki e, çok e, önemli bir rakam. Bu şirketlerin bazıları e, birkaç tane sayabilirsem diyeceğim ama e, Türkiye'yi hap olarak e, kabul edip. Türkiye'den ihracat yapıyorlar. Yani bölgedeki ülkelere Türkiye'yi bir merkez yapmışlar ve Türkiye'den mal satıyorlar diyebiliriz. Açıkça söylemem gerekirse memnun edici bir toplantıydı. Yatırım ofisinin organize ettiği bir toplantıydı. Sayın Cumhurbaşkanı yatırımlara devam etmeleri için cesaretlendirdi. Bir fiil kendisinin zaten ilgilendiğini, bunu Amerikalı şirketlerden de duydum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilgili bakanların ve e, özellikle yatırım ofisinin yapılan her yatırımda bir fiil şahsen ilgilendiklerini, takip ettiklerini ve cesaretlendirdiklerini söylediler. Sayın Cumhurbaşkanı da taş üstüne taş koyan herkese Türkiye'de kapımız açık, bütün yatırımlara, bu tür yatırımlara kapımız açık diye cevap verdi. Sonunda da şöyle bir anekdot, tabii eski mesleğimden dolayı da bunu söylemek istiyorum. Madem Türkiye'den bu kadar memnunsunuz, Türkiye'ye bu kadar yatırım yapmakta e, iştahlısınız, biz de sizden dolayı çok memnunuz ama... Amerikan medyasında özellikle Türkiye'nin aleyhine yanlış anlaşmalardan dolayı haberler yapıldığını, iş dünyası olarak bu memnuniyetlerini, Türkiye yatırımlarından dolayı bu memnuniyetlerini Amerika'daki medyayla da paylaşmalarının önemli olduğuna dikkat çekti. Bu kadar söyleyebilirim. Mehmet Ali Bey siz geçtiğimiz yıllarda Trump döneminde dönemin Ticaret bakanında katıldığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı bir toplantıda demiştiniz ki bizim hedefimiz 100 milyar dolarlık bir iş hacmi. Ancak şimdi ortada başka problemler var. Suriye sınırında YPG'nin Amerika tarafından silahlandırılması, Doğu Akdeniz'deki durum, F-35 krizi, S-400 krizi derken bütün bunlar sizi hedefinizden saptırıyor mu ya da ...ekonomiyi nasıl etkiliyor? Bunlar bir yandan söyleniyor... ...ekonomi yine iyi bir şekilde gidiyor mu? Gitmesine imkan var mı? Biz e, açıkça... E, ...şundan çok şikayetçiyiz. Doğru. E, siyasi ve... ...askeri konular... ...sorunlar var iki ülke arasında... ...ve biz iş... E, ...insanları olarak... E, ...en azından e, sivil... ...toplum olarak bundan rahatsızız. Çünkü ticareti... ...öne çıkarmak istiyoruz bir şekilde... Ticaret siyasi ve askeri konuların önüne çıksın istiyoruz Çünkü iki ülke arasındaki ticaretin boyutunu büyüklüğünü arttırabilirsek yatırım ortamını farklı stratejik boyutlara getirebilirsek ki birçok proje üretiyoruz Amerikalı taraflarla karar vericilerle görüşüyoruz Biz inanıyoruz ki o zaman siyasi ve askeri konuların önemi daha azalacak veya çözümü daha kolaylaşacak Biz bu konuda Belki takip ettiniz, bir mektup yazdık iki başkana NATO zirvesi öncesinde. Özellikle mektubu MCM Türkiye ile birlikte, Tankut Bey'in başkanlığında biliyorsunuz. biliyorsunuz, Amerikalı şirketlerin derneği ile birlikte ortak bir metin kaleme aldık. Neticede Amerikalı yatırım yapan şirketler de, Türk şirketler de, Türk Amerikanı temsil eden şirketlerde aynı konudan müzderipler. Yani konu şu, diyoruz ki Türkiye ile Amerika hak ettikleri yerde ilişkiler değil. Yani bunun altında ve bunu üst seviyeye taşımak lazım. NATO zirvesinde yapılacak görüşmeyi de çok önemsiyoruz. İki başkana da bunu hak ettiği, yani iki ülkenin madem bu kadar yakın stratejik işbirliği yapan, müttefiklik, NATO'nun birinci ve ikinci ordusuna sahip olan iki ülkeyiz. O zaman bu ilişkiyi hak ettiği seviyeye getirin diyoruz. Bu mektupta yeni bir sayfa açın diyoruz. Geleceğe birlikte tekrar bakalım diyoruz. Yani sürekli eski sorunları pişirip pişirip masaya getirmek yerine, çözümsüzlüğe oynamak yerine biraz daha çözümü oynayın. Bunun için de ticareti, ekonomiyi ve yatırımları ön plana getirin diyoruz. Ee, tahmin ediyorum ki sesimiz duyulacak. Çünkü ben bu mektubu yatırımcılarla yapılan, Amerikalı yatırımcılarla yapılan toplantıda Sayın Cumhurbaşkanı'na bizzat sundum. İş dünyası olarak böyle bir inisiyatif almamızdan dolayı teşekkür etti kendisi. Ertesi günü Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın Türkiye ziyaretinde Emçem Türkiye Başkanı da mektubumuzu sundu Beyaz Saray'a verilmek üzere. Ayrıca ayrı Beyaz Saray'a gönderdik Başkan Bayrı'nı ama orada gördük ki Dışişleri Bakan Yardımcısı da memnuniyetini dile getirdi ve her iki tarafta iş dünyasının böyle bir inisiyatif olmasından dolayı memnun. Ne anlıyorum? Şunu anlıyorum. Hakikaten bir şey değiştirmek istiyorlar. Çünkü ilişkiler bu seviyede kalmaz, hep kötüye gidiyor. Mutlak surette ilişkiler yeniden bir başlamak mecburiyetinde, eskilerin unutulup yenilerle başlamak mecburiyetinde. Bunun için de her şeyi siyasilerin kucağına bırakmamamız lazım sonunda. ...iş dünyası olarak bizi çok ilgilendirdiği için e, düşünebiliyor musunuz Cüneyt Bey? 160 milyar dolar her sene e, Amerika dışındaki ülkelere yatırım yapan bir Amerikan iş dünyasıyla karşı karşıyayız. Niye buradan çok daha fazla pay almayalım? Türkiye'ye çok daha fazla stratejik önemi ticarette, ekonomide yatırımlar boyutunda ticari, e, stratejik önemini arttırmayalım ki. Bütün çabamız bu. Bu mektubun çok olumlu geri dönüşü olacağını düşünüyorum. NATO zirvesindeki yapılacak toplantının öncesinde de vermemizi çok anlamlı buluyorum. Mehmet Ali Bey 14 Haziran'daki artık resmi olarak açıklanan bu görüşmeden sizin beklentiniz ne? Bu görüşme gerçekten bir kırılma ya da ısınma noktası olacak mı iki lider arasında? Zira bugüne kadar herhalde konuşmayan Biden'ın konuşmadığı sayılı liderlerden bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Ne bekliyorsunuz acaba? Evet öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, biliyorsunuz ilk önce eleştirildi. Ee, neden bu kadar uzun süre görüşmedi iki başkan diye. Ee, fakat bugün görüyoruz ki hepimizin değerlendirmesi öyle. Ee, i̇yi ki görüşme gecikti. Ee, ben şöyle isimlendiriyorum. Eğer e, bu mevcut gerginliklerin üzerine Biden e, yönetimi gelir gelmez iki başkan arasında bir görüşme olsaydı, ben o görüşmeden çok Umutlu olmayacaktım açıkça söylemem gerekirse. Fakat Biden hükümeti yönetimi ilk yüz günü geçirdi, yapmak istediklerini yaptı, dünya ile ilgili planlarını çalıştı, detaylandırdı. Tabii ki bunun içinde Türkiye, Türkiye ile ilintili Orta Doğu'da var. Biz nasıl bir ilişki içine gireceğiz Türkiye ile bundan sonra? Bu zamanda Türkiye de aynı şeyi düşündü. Konuşmasalar bile konuştuklarını düşünüyoruz yani en azından bir enerjidir bu ee, çok e, olumlu algılıyorum ve şöyle e, isimlendiriyorum ben bunu Cüneyt Bey bir stres testinden geçti iki ülke yani e, düşünüldü nasıl ilerleyelim dendi çünkü bir yol haritası bulunamıyordu sürekli aynı şeyleri tartışa tartışa gelinen ve hiçbir yere hiçbir noktaya ilerlemeyen bir ilişki düşünemezsiniz mutlaka oturup konuşulmak zorunda bu NATO zirvesi öncesinde olacak ve ben buradan çok pozitif, olumlu bir sonuç bekliyorum. Her şey tabii ki çözülmesi mümkün değil. Tabii ki bitmesi mümkün değil siyasi askeri konuların. Ama en azından onları bir müddet buzdolabına koyup dondurup diğer konularda gerçekte bir samimiyet testi yapılacağını düşünüyorum. İki tarafta çözüme odaklı konuşurlarsa eğer mutlaka iyi sonuç alacaklarını düşünüyorum. Özetle söylemem gerekirse ve yaptığımız bütün görüşmelerde aldığım geri dönüşe baktığım zaman ben çok olumlu e, yine söylüyorum temkinliyim ama e, temkinli olumlu diyeyim bir sonuç bekliyorum. Tabii Türk Amerikan ilişkilerinde şunu gördüm e, eğer kendinizi anlatma, anlatmazsanız ve e, bu anlatmayı bu iletişimi bir süreklik haline getirmezseniz e, maalesef karşı taraf e, elindeki bilgiyle kalıyor ve o bilgiye dayalı bir algı oluşuyor sizinle alakalı. Bugün hepimiz çok şikayetçiyiz. Amerika'da e, algımız bozuk. Türkiye olarak algımız bozuk. Olumlu algılanmıyor, olumlu algılanmıyoruz diye. Ama bizim yaptığımız temaslarda özellikle son dönemde kongresmenlerle ve senatörlerle ben birebir görüşüyorum. Mutlaka ayda 2-3 kişiyle ulaşıyorum. E, anlatmaya çalışıyorum. Bu içinde bulunduğumuz durumu Iki ülke arasındaki ilişkileri ve fırsatları anlatmaya çalışıyorum. Herkesle çok olumlu yani başlangıçta olumsuz başlayan görüşmeler e, sanki ön yargılı başlayan görüşmeler toplantı sonunda e, farklı bir noktaya geliyor. Buradan da şunu çıkartıyorum. Mutlaka konuşmalıyız. E, Amerikalı muhataplarımıza anlatmalıyız ve bu sürekli olmalı. Senede bir defa iki defa değil sürekli anlatmak zorundayız ki e, konuşabilelim. ...anlatabilelim. Biz bunun için şöyle bir karar aldık... ...Türk-Amerikan İş Konseyi olarak... ...şimdiye kadar hep Washington'da ve New York'taydık. New York'ta yatırım konferansı... ...yapıyoruz. E, Eylül ayları geldiğinde... E, ...Nisan ayında da Washington'da... ...daha çok... E, ...savunma sanayi ağırlıklı ama... ...diğer sektörlerde kapsayan konferanslar... ...yapıyoruz. 37 senedir. Şimdi bu sene ilk defa... ...Florida ve Kaliforniya'yı da aldık. Şimdi e, Şu anda 7 eyalette başkanlığımız var. Bütün yönetim kurulu üyelerimiz sağ olsunlar. ilgili yatırımları olan eyaletlerde onları o eyaletin başkanı olarak koyduk. Şimdi eyalet 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 dediğimiz zaman biliyorsunuz çok büyük ekonomilerden bahsediyoruz. Toplam Amerika 20 trilyon dolarlık bir ekonomi. Her eyalet bizim tabii kat ve kat üstümüzde çok büyük büyüklükte ekonomilerden bahsediyoruz. Dolayısıyla bundan sonra Amerika dediğimizde sadece Washington ve New York odaklı değil. eyaletlerde. de e, ciddi çalışmalar yapacağız. konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığımızla da Washington Büyükelçiliğimizde de e, ciddi çalışmalar yapıyoruz. sağ olsun Dışişleri Bakanımız da bu konuda çok büyük destek veriyor. Ticaret Bakanımız çok büyük destek veriyor. Orada e, ticari ateşelerimizle birlikte e, çalışıyoruz. İş dünyası olarak e, proaktif olmaya devam edeceğiz. Ve e, Amerika'daki bu e, Proje yaratma şeyimizi, iş hiçbir zaman elden bırakmayacağız. Sayın Memedli Yalçın daha çok çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için.